Merhaba arkadaşlar, ben Murat Bozdemir. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde makine öğretmeni olarak görev yapıyorum ve aynı zamanda TÜBİTAK Liseler Arası İnsan Sağlık Araçları Yarışması Danışman Değerlendirme Kurulu üyesiyim. Danışman Değerlendirme Kurulu olarak sizin için hazırlamış olduğumuz eğitim bu bölümünde İHA çeşitleri, İHA temel bileşenleri, İHA yapısal bileşenlerle montajı, ağırlık merkezi, İHA'ların taşınması, yarışma için gerekli malzemeler hakkında pratiğe yönelik size bazı bilgileri paylaşacağım. Sunumumuzun içeriğine bakacak olursak, bugün sizlere İHA çeşitleri, İHA temel bileşenleri, İHA yapısal bileşenlerinin montajı, ağırlık merkezi, İHA'ların taşınması, yarışma için gerekli olan malzemeleri anlatmış olacağım. İlk önce mevcut İHA'ların çeşitlerinden başlayalım. Biliyorsunuz iki tip İHA mevcut. Birisi döner kanat İHA'lar, diğeri sabit kanat İHA'lar. Döner kanat İHA'larda da motor ve kol sayılarına göre arkadaşlar isimlendirmeler meydana geliyor. Nedir? Oktokopter, heksokopter, kuadrokopter diye değişik kol sayılarına göre ve motor sayılarına göre bunlar isimlendiriyor. Aynı zamanda V kuyruk dediğimiz yine drone kategorisinde, döner kanat kategorisinde olan İHA'larımız mevcut. Mikro İHA dediğimiz helikopter benzeri olan İHA'larımız var. Bir de hibrit çalışan yani içten yanmalı motor ya da hidrojen enerjisiyle çalışan aynı zamanda hem uçak hem de drone'un karışımı olan da İHA'lar da mevcut arkadaşlar. Sabit kanat İHA'larda ise kuyruk çeşitlerine göre veya kanat yapısına göre isimlendirmeler yapılabiliyor. Bunlar V kuyruk, T teğil ya da eğer kanat yapısı uçan kanat şeklinde ise resimdeki gibi zagi tarzı deniyor bunlar arkadaşlar. Bu zaman uçan kanat olabiliyor ya da klasik hepimizin uyguladığı, gördüğü motor önde T kuyruk kanadın üst olan bir mikro İHA olarak da belirleyebiliriz. Bunlar bizim en çok kullandığımız İHA tipleri arkadaşlar. Yapısal bileşenlere gelecek olursak arkadaşlar gerek drone yani sabit kanatta gerekse döner kanatta ortak bileşenler var arkadaşlar. Bu ortak bileşenler daha çok elektronik ağırlıklı arkadaşlar. Yapısal bileşenlerde farklılık gözetiliyor. Mesela bir sabit kanatta bir gövde bir kanat olurken bir döner kanatta daha çok frame dediğimiz yani bütün elektronik ve motorlar üzerine taşıyan tek bir parça bir gövde gerçekleşebiliyor. Kuyruk olmayabilir döner kanatlarda. Ama yük taşıma düzenekleri benzer özellik taşıyabilir arkadaşlar. Elektronik bileşenlerle görüntü aktarım bileşenleri ise ortaktır. Motorlardan tutun da antenlere kadar benzer özellikler, benzer ekipmanlar iki drone tipinde de kullanılabilir. Aynı şekilde görüntü aktarma tipleri de yine ortak ekipman olarak karşımıza çıkıyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Kullanacağımız her ekipman, uygulayacağımız her sistem hafif olmak zorunda arkadaşlar. Görevi yerine getirecek kadar hafif olmak zorunda. Ona göre seçmek lazım ve boyutlandırırken de ekipmanlarımızı İHA'mızın iç kısmına, mesela uçağımızda şurada gördüğünüz gibi iç kısmına sığacak ebatta olması lazım. Aynı şekilde drone'un üstüne koyacak ebatta olması lazım. Yapısal bileşenlere gelecek olursak hem döner kanatta hem de sabit kanatta arkadaşlar farklılık gösteren unsurların başında yer alıyor. Bir sabit kanatta bir kanat, bir kuyruk takımı yer alırken döner kanatta da frame ve İHA'nın motorlarının takıldığı kollar mevcut. Evet iniş takımlarımız ortak gördüğünüz gibi. Tabii buraya takılacak olan pervaneler de ortak oluyor. Onun dışında farklılık gösteriyor. Tabii sabit kanatlı da ilave olarak flap ve eleronlar, spoilerler bunlar da mevcut arkadaşlar. Ama ortak yine bir yapı bileşeni olarak yük taşıma düzenekleri işin içine girebilir. Burada mekanizmalar birbirine benzerlik gösterebilir arkadaşlar. Evet, şimdi yapısal bileşenlerde özellikle sabit kanatlılarda arkadaşlar ilk slaytımız bu. Ben hangi ölçüde bir İHA tasarlamak istiyorum veya uçuşumu gerçekleştirene kadar sürekli aklımı kurcalayan ben doğru bir tasarım yaptım mı? Doğru bir kanat ölçüsü, doğru bir radar elevatör ölçüsü yaptım mı? İniş takımlarımın yeri doğru mu?
Kanadımın ağırlık merkezi doğru mu? Bunlar hep sürekli sorarım. Ta ki uçuş gerçekleşip uçuşta göreceğim, edineceğim tecrübeleri görene kadar arkadaşlar. Ama ondan önce bazı bilmemiz gereken kısa bilgiler var. Kısa ve net bilgiler var arkadaşlar. Bunları anlatmak istiyorum size. Örneğin eğer uzun bir kanat seçecek olursak, yani normalinden olması gerekenden uzun bir kanat seçecek olursak nelerle karşılaşıyoruz? Arkadaşlar öncelikle uçuş kabiliyetimiz ve süzülmemiz artıyor arkadaşlar. Daha dengeli bir uçuş gerçekleşiyor. Çünkü kanat alanımız artıyor. İster istemez de daha dengeli uçmuş oluyoruz. İlave ağırlık getiriyor tabii ki bu durum. Kanat dönüşleri de zorlaşıyor arkadaşlar. Daha sağır deriz biz ona. Daha zor bir dönüş gerçekleşiyor. Eğer kısa kanat olursa ne oluyor? Düşük kaldırma kuvveti meydana geliyor. Dönüşler çok aşırı kolaylaşıyor. Normalinden kısa kanat olduğu zaman süzülme azalıyor ve dengeli uçuş zorlaşıyor arkadaşlar. Eğer dar bir kord gerçekleştirirse, kanadımızın kordunu kısa tutarsak neyle karşılaşırız? Hızlı uçuş sağlarız ama kaldırma kuvvetimiz azalır. Eğer geniş bir kord sağlarsak tasarımımızda bu sefer neyle karşılaşıyoruz? Kaldırma kuvvetini arttırıyoruz. Uçuş hızımız azalıyor ama sürüklenmemiz de artmış oluyor. Geri sürüklenmemiz, yani drag etkisi yaratıyor. Eğer gövdemizi normalinden uzun tutarsak arkadaşlar, bu sefer sürüklenme artıyor ve CG problemlerimiz, yani ağırlık merkezi problemlerimiz meydana geliyor. Şunu unutmayalım, ağırlık merkezi resimde görüldüğü gibi yaklaşık olarak buradaki değerler tabii ki arkadaşlar kanadın %25 ile %33-%35 arasına kadar değişiyor. Eğer siz gövdenin arka kısmına doğru uzunluk verdiğiniz zaman moment etkisi daha fazla olacağından ister istemez modelimizin, İHA'mızın önüne ilave ağırlık koymanız meydana getirir. Bu da ekstra bir ağırlık olur. O yüzden çok uzun gövdelerde ideal değildir arkadaşlar. Evet, kısa gövde olduğu zaman neyle karşılaşacağız? O zaman da dönüşlerimiz daha çabuk sağlanacak, daha çabuk gerçekleşecek arkadaşlar. Ama burada da süzülme azalacak arkadaşlar. Süzülmeyi azaltmış oluyoruz. Büyük yatay ve dikey stabilize ağırlık ve hareket güçlüğü yaşatır. Aynı zamanda CG problemleri meydana getirir. Yani bizim kuyruk takımımızı biz çok büyük tutarsak arkadaşlar ya çok aşırı kontrollerle ya da sağır kontrollerle karşılaşırız. Aynı zamanda ağırlık ilavesi meydana gelir. O yüzden de yine tekrar ağırlık merkezi problemimi yaşamamak için bunu da optimum değerlerde tutmamız lazım. Daha büyük eleron aşırı hareketler meydana getiriyor. Arkadaşlar şurada sarı olarak görmüş olduğunuz alanlar bizim hareket alanlarımız. Eğer bunu çok büyük yaparsanız bu eleronları veya çok küçük bazı olumsuzluklarla da karşılaşıyorsunuz. Nedir bunlar? Eğer eleronumu ben şurada belirtilen değerlerin dışında verdiğim zaman çok çabuk manevralar, çok çabuk kıvrak hareketler meydana getiririm. Çok küçük verirsen de, yetersiz verirsen de dönüşleri veya hareketleri zorlaştırmış olurum. Evet. Motora gelecek olursak da eğer büyük motor kullanırsam arkadaşlar, yani İHA'nın ihtiyaç duyduğu değerden büyük motor kullanmam demek benim için bir açısal momentuma sebebiyet vermek demektir. Yani uçak sabittir, motor ve pervane döner ama açısal moment yaşadığınız zaman uçağı da döndürmeye çalışır. O yüzden biz bu durumu engellemek için de uçağı aşağıya doğru 2-3 derece ve sağa doğru 2-3 derecelik bir açı veririz arkadaşlar. İşte bu açısal momenti engellemek için. Yine büyük motor bize CG problemi, ağırlık merkezi problemleri yaşatır. Küçük motor kullanırsak da yetersiz bir thrust etkisiyle karşılaşırız. Yine ağırlık merkezi problemi yaşatabilir bize. Neden? Çünkü eğer bir hafif motorumuz olursa belki ağırlık merkezimi dengelemek için ben motor kullanacağım arkadaşlar. Bu avantajdan mahrum olacağım, ilave ağırlık ekleyeceğim. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Artı dediğim gibi yetersiz bir thrust etkisi de bu işin cabası. O yüzden uygun motor, uygun değerlerde motor seçmek ve buna bağlı pervane seçmek çok önemli arkadaşlar. Büyük pervanede biraz önce söylediğim gibi çok ciddi bir size fazla akım çektirecek. Motorunuzu, pilinizi ve ESC'nizi gereğinden fazla ısıtacak. Bir süre sonra da bu çekilen fazla akım motor sarımlarını yakıyor arkadaşlar. Hatta ESC'ye de zarar veriyor, ESC'yi de yakıyor. Pilinizin de ömrünü azaltmış oluyor. O yüzden burada doğru pervane ölçüsünü, doğru hat ve de kullanmak önemli. Döner kanatlara gelecek olursak da arkadaşlar, burada uzun kollu drone'un faydaları, kısa kollu drone'un faydalarına değinelim.
Eğer uzun kollu bir drone seçerseniz şunu unutmayın arkadaşlar. Büyük dronları uçurmak daha stabil, daha dengeli oluyor. Ama ilave ağırlıklar meydana getiriyor. Uçuş süreniz azalıyor. Belki daha fazla yük taşıyabiliyorsunuz. Ama dengeli uçuş, ondan sonra söylediğim gibi, yani size verdiği uçuş güveni çok çok daha fazladır. Büyük kollu, uzun kollu dronlardan. Ve aynı zamanda çok kollu dronların sağlamış olduğu avantajdır bu. Daha fazla yük taşırsınız. Kısa kollu dronlar, yani şu resimde gördüğünüz gibi, racing tarzı, yarışma tarzı dronlar ise çok daha manevraları yüksektir. Kaldırma kuvvetleri azdır. Bu da bize süzülmeyi de azaltıyor ister istemez. Yani bir dengeli uçuşta azaltmış oluyor arkadaşlar. Motor sayısını arttırarak arkadaşlar uçuş süremi arttırmış her zaman olmuyorum. İster istemez bu benim ilave bir pil ihtiyacımı meydana getiriyor. Çünkü pil sürem azalıyor arkadaşlar. Ama kaldırma kuvvetim de buna bağlı olarak artmış oluyor. Daha az motor daha düşük kaldırma kuvveti sağlar. Ama uçuş sürenizi biraz daha diğerine göre arttırma olanağı sahiptir arkadaşlar. Stabil uçuş tabii ki azalıyor burada. Büyük pil seçmek demek istediğiniz uçuş süresini yakalayacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü büyük pil aynı zamanda daha fazla ilave ağırlık meydana getirdiğinden buradaki paradoksa düşmüş olursunuz. Yani ben ne kadar büyük pil o kadar uzun uçarımı da çok düşünmeyin. Çünkü onun getirdiği ilave ağırlık da motorlara ilave bir güç vereceğinizden sizin büyük pildeki avantajınızı yenebilir. O yüzden burada çok doğru bir pil seçimi önemli arkadaşlar. Küçük bir kullanımda ise uçuş süresi azalmış olacak ama hafiflik sağlanmış olacak. Buna da dikkat etmek lazım. Yapısal bileşenler arasında arkadaşlar farklılık gösteren unsurlardan biri de flap ve spoilerler. Bu konuya neden değiniyorum? Özellikle bizim göreğimizde sabit kanatlı, bizim yarışmamızda sabit kanatlı İHA'lar biliyorsunuz bir yük bırakma durumu var ve belli bir alan içerisinde iniş ve kalkışını gerçekleştirme durumu var. Bu sebepten önerim eğer yapısal bileşenleriniz buna uygunsa, yani İHA'larınızın gövdesi, kanatları buna uygunsa spoiler veya flap kullanabilirsiniz. Bunların görevi nedir arkadaşlar? Kalkışta ve inişte uçağınızı daha düşük süratlerde ekstra bir kaldırma kuvveti sağlar ve uçağınızın daha yavaş, daha düşük süratte bile kaldırma kuvvetini maksimum hale getirir. Arttırmaya yarar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir planörde bir flapları mevcut. Bir şuradaki modelde ise bakın üstten çıkmış. Bunlar da arkadaşlar spoiler, üstten çıkan kısımlar. İkisi de aynı görevi gerçekleştirir. Tabii ki flaplar spoilerlere göre çok daha düşük süratle daha fazla etkiler arkadaşlar kanada. Şu kırmızı uçakta da gördüğünüz gibi yani flaplar aşağı doğru inmiş. Bu kalkışta ve inişte kullanacağınız. Ben bu flapları arkadaşlar veya spoilerleri aynı zamanda hedefin üstüne gelirken de yani uçağımı yavaşlatmak için de kullanabilirim. Burada tabii ki bir pilot mahareti veya yapacağınız otonom sistemde bu tür test uçuşlarında bu değerleri optimum tutarak bunu sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi ilk başta da pilotaj gerekiyor arkadaşlar test uçuşlarında. Gördüğünüz gibi spoilerler kanadın içinden değişik şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Şurada da bir mekanizmasını koydum sizler için şu resimde. Tek bir servoyla gördüğünüz bir kol vasıtasıyla spoiler açılır kapanır yapabiliyorsunuz şu resimde gördüğünüz gibi. Veya tek kanadın ortasına tek yapabilirsiniz. Bunlar tabii sizin tercihiniz. Çok küçük tutarsanız bir işe yaramaz. Çok büyük tutarsanız da uçağınız haddinden fazla yavaş uçacaktır. Bu da uçağınızı stola sevk eder arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Burada bir diğer hususta spoilerler veya flaplar arkadaşlar elevatör parçamızla mikslenerek yani ters entegre çalışırlar. Bunu da unutmayalım. Yani sizin vereceğiniz her harekete karşılık elevatöre de bir tepkime vermeniz gerektiğini unutmayın. Evet, yapısal bileşenlerin imalat kriterlerine gelelim arkadaşlar. Burada bazı anlatımlarımız diğer sunumlarda da var. Ben ortak olan konuları kısa tutacağım. Diğer hocalarımızın sunumlarında da bu konular var. Yapısal bileşenleri imal ederken arkadaşlar ahşap malzemeler kullanabilirim. Bu hem sabit kanatlı İHA için hem döner kanatlı İHA için. Ahşaptan drone olur mu demeyin. Evet olur. Geçmiş yarışmalarda ahşaptan döner kanatlı İHA'lar yarışmalarda boy gösterdiler. Bunu unutmayın. Fiber karbon teknolojisiyle yapabilirsiniz. EPS veya XPS dediğimiz köpük kısadır. Bunlardan yapabilirsiniz. 3D printer teknolojisiyle yapabilirsiniz.
Çok nadir de olsa bazı parçalarını alüminyum malzemelerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ahşap malzemelerin tabii avantajları, dezavantajları var. Nedir avantajları derseniz, hafiflik, işlenmesi kolay. Yani bir maket bıçağıyla bunu kesebiliyorsunuz. Düşük maliyetli, yapıştırıcıyı çok seçmez. Tamiri mümkün. Her ebatta bulunamayabilir arkadaşlar bu malzemeler. Keserken su yönüne dikkat etmeniz lazım. Su yönü dediğim ağacın boyuna uzamasına sebebiyet veren liflerdir arkadaşlar. Mesela şu bal sağcında şu yöndedir. Kontraplaklarda hem bu yönde hem ters yöndedir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Darbe alıcı yerlerde kullanmayın. Çünkü yumuşak malzeme, kırılgan bir malzemedir aynı zamanda. Çok çabuk dağılabilir. Evet, çekilerde gördüğünüz gibi arkadaşlar, tabii tek başına ahşap işe yaramaz. Ya yumuşak malzeme olduğu için ya sert malzemelerle bunu entegre edeceksiniz ya da karbon malzemelerle birlikte kullanmaya çalışın. Mesela burada birleşim yerini karbon borudan yapmış. Şurada ise bir cap split atmış, yani bir şerit atmış. Karbon şerit neyin üzerine? Tam sparon üzerine gördüğünüz gibi epoksileri bunu yapıştırmış. Yine burada gördüğünüz gibi birleşim yerlerini karbon, bazı yerleri de pirinç borular gerçekleştirmiş. Ahşap malzemeleri tabii tek başına sağlam olmayabilir. Bunu değişik katmanlarla yapıştırarak da sağlamlık elde edebilirsiniz. Mesela burada bir motor yatağını 4-5 kat kontrapla üst üste koyarak bir rigid bir sağlam yapar demiş arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Eğer kontraplakları üst üste korsanız da sağlam bir yapı elde edersiniz. Tabi bunun yanı sıra bizim için hafiflik çok önemli. Biraz önce bahsetmiştik avantajlarından. Hafiflik demiştik arkadaşlar. Bu hafifliği daha da arttırabilirsiniz. Nasıl? Bir karbon balsa karışımı yaparak. Bakın şekildeki bir elektrikli planörde sparlar ve ön çıta, şuradaki resimde gördüğünüz gibi ön çıtamız, yani bir çubuk kullanılmış ve sparımız da yine gördüğünüz gibi taşıyıcı malzememiz karbon olarak seçilmiş. Daha kuvvetli ve daha hafif. Aynı zamanda bu hafiflik daha da sağlanıp boşaltmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanatta gördüğünüz gibi firar çıtasında boşaltmalar meydana getirmiş. Yani burada çok güzel balsa kompozit, yani karbon karışımı bir kanat görüyorsunuz. Aynı zamanda gövdenizin arka bumunu da, yani arka çubuğunu da yine şu resimde de gördüğünüz gibi karbon malzemeden yapabilirsiniz. Biraz önce hafiflikten bahsettim. Bu hafifliği gövde ve diğer unsurlarda da meydana getirebilirsiniz. Bakın bir planör gövdesinde böyle bir inşaat çalışması gibi gördüğünüz gibi boşaltmalar maksimumda tutulmuş. Amaç ne? Hafiflik arkadaşlar. Tek kelime hafiflik. Tabii bu hafifliği sağlarken sağlamlıktan ve rigidlikten de dün vermemek lazım. Bakın şurada kuyruk takımında, bir planörün kuyruk takımında altıgen boşaltmalar yapılmış veya bir iskelet sisteminde bir radar elevatör yapılmış. Bunlar hep hafifletmek için ama sağlamlıktan da ödün vermeden. Örnek vereyim. Bakın şurada planörün bağlantı yeri ayrı bir malzemeden yapılmış. Burada da resimde tam görülmüyor arkadaşlar. Ayrı bir şekilde, yani sert bir malzemeden yapılmış. Kanadımıza gelecek olursak ortadaki resimdeki, bakın burada da sinirliklerin içi boşaltılmış arkadaşlar. Daha hafif olsun diye. Yine aynı şekilde benzer bir teknikle hem boşaltmalar yapılmış bir çapraz geçişlerle, sağlamlığı artırmak için de sinirlerin üzerine şeritler, buna cap split deniyor, şeritler çekilmiş arkadaşlar. Böylece hem sağlam hem de hafif bir yapı elde edilmiş oluyor. Sağlamlığı artırmak için de özellikle ahşap malzemelerde bazı değişik teknikler var arkadaşlar. Örnek cam elyafla kaplayabilirsiniz. Bunu epoksi cam elyaf, lamine epoksi de olabilir, 5 dakikalık epoksiler de olabilir. Cam elyaf üzerine böyle yedirerek sağlam bir yapı elde edebilirsiniz. Sinirlerin ve sparın üzerine, taşıyıcı lonjörün çıtamın üzerine cap splitler, gördüğünüz gibi şeritler çekebilirsiniz ve kevlar iple bunu sararsanız arkadaşlar bu bölge çok sağlam olur. Yine benzer bir uygulama burada da görüyorsunuz. Epoksi, karbon şerit ve üstüne cam elyaf çekilmiş kanat bileşim yerini sağlamlaştırmak için. Gördüğünüz gibi genelde kanat bileşim yerlerine bu tür uygulamalar yapılıyor. Veya diğer işte D-Box dediğimiz karbon veya hibrit malzemelerden yapılan özel kalıplardan çıkan sistemlerle bunu sağlamlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Kanat bağlantılarına gelecek olursak en çok yeni başlayanların takıldığı konulardan birisi de bu arkadaşlar. Kanat bağlantıları.
Kanat bağlantılarında karbon, alüminyum arkadaşlar, kontraplak bu tür malzemeler çok sık kullanılıyor. Bunları doğru kullanmak lazım. Çünkü iki kanadın birleştiği yer en zayıf olduğu yerdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunun için mesela birinci resime başlayacak olursak bir alüminyumcu oynar. Yani alüminyumdan faydalanmış, ortasına balsa veya kontraplakla yapıştırılmış. Evet, sağlam bir yapıdır. İşe yarar. İki numarada bakın ortada bir pirinç boru var ama bir karbon şerit çekilmiş altlı üstlü ve burası da kevlar iple sarılmış arkadaşlar. Bu kevlar ne diyecek olursanız birazdan da sunumda var. Bu da bir kompozit malzeme. Özel imal edilmiş kompozit malzeme. Kısaca şöyle diyebilirim. Çelik yeleklerde kullanılan malzeme diyebiliriz arkadaşlar. Üç numarada ise gördüğünüz gibi bir karbondan özel yapılmış bir joiner var. İçi köpük oluyor arkadaşlar bunların hafif olması açısından. Böyle de bir joiner. Yani bağlantı elemanı yapabilirsiniz. Ya da en kolay arkadaşlar. Karbon bir çubuk veya alüminyum bir çubuğu kullanarak şekilde gördüğünüz gibi bir bağlantı elemanı seçebilirsiniz. Tabii bağlantı elemanının boşluksuz olması lazım. Yani içerisinde çok rahat hareket eden veya çok sıkı olmaması lazım. Çünkü söktakta sorun yaşamamanız için. Evet, ahşap malzemelerin kaplanması. Arkadaşlar eğer kanatlarımızı, rudder elevatörümüzü veya gövdemizi ahşaptan yapıyorsak çıplak olarak bırakmayın. Çünkü hem hava şartlarından hem de daha iyi akış sağlaması açısından film kaplama dediğimiz şöyle ütüyle yapılan kaplamalarla bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar hem daha fazla rigidlik, sağlamlık sağlar hem de havanın akışını daha mükemmel hale getirir. Tabii kanatlarımız ve diğer yapı elemanlarımızı birbirine bağlamamız gerekiyor. Bunu elevatörde de kullanabilirsiniz, rudder'larda da kullanabilirsiniz. Vidalı bağlantı yapabilirsiniz resimdeki gibi ya da lastikle bağlayabilirsiniz arkadaşlar. En ucuz ve en basit yöntemi bu. Sökülür takılır olması açısından. Bir de bu işlemleri gerçekleştirirken kullandığım yapıştırıcı bir bantlar var arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunlar her malzemeyi her yerde kullanamazsınız. Yapıştırıcılar malzeme seçer, malzemeler de yapıştırıcı seçer. Bunu unutmayın. Örnek, köpük tarzı malzemeler kullanıyorsanız arkadaşlar, solvent içeren, nedir solvent içeren? Malzemeyi eriten selüloz özellikli bir içeriktir. Mesela şu resimdeki gördüğünüz hızlı ve biraz daha çift kompenatlı, yavaş kuruyan solvent içeren yapıştırıcılı köpük malzeme kullanırken kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Bunlar eritirler. Çok çok sert olan köpüklerde bazen şu çift kompenatlı yapıştırıcılı işe yarıyor ama bunlar da çok uzman kişilerin yapması lazım. Çok aynı zamanda sıkıntı ortaya zararlı gazlar da yayabiliyor. Köpükleri neyle yapıştırabilirim derseniz arkadaşlar yer yer iskelet tutkalı dediğimiz beyaz tutkallar da yapıştırabilirsiniz. Ama en doğrusu epoksilerle arkadaşlar. Epoksiler içinelerle köpükleri yapıştırabilirsiniz. Veya Hupor diye bir yapıştırıcı var. Onu da öneririm. Ahşap malzemeleri ise şurada gördüğünüz hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama en güzeli beyaz tutkal ve epoksili yapıştırırsınız. Balsalara ağırlıklı yapıştırırken şu iki tip yapıştırıcıyı, solvent içeren yapıştırıcıları kullanabilirsiniz. Köpüklerin yüzeyini kaplarken kanatları, buradaki bantları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bantlar da bizim yardımcı yapıştırıcılarımız. Bantsız olmuyor maalesef. Her değişik ebatta bantlarınızın olması lazım. Köpüklerin kanatların üzeri kaplanırken, çok çabuk bir şekilde kaplama sağlanırken veya tamir olarak özellikle lifli bantları kullanabilirsiniz. Bu çift kompenatlı reçine ise karbon malzemeleri, lamine epoksi dediğimiz laminasyon yapılırken kullanılan yapıştırıcılar ki bunlar da dediğim gibi ağırlıklı karbon malzemeleri fırınlarken, kalıplarken kullanılan yapıştırıcılar. Evet, karbon malzemelere gelelim. İkinci başlığımız. Arkadaşlar hemen hemen herkes malzemesinin bir yerinde yani yapı bileşenleri olarak hem dronlarda hem sabit kanatlarda, döner kanatlarda karbon malzeme kullanıyoruz arkadaşlar. Karbon malzemeler günümüz teknolojisinde bizim vazgeçilmezimiz olmaya başladı. Neden? Hem hafifliği hem de sağlamlığı açısından. Burada önemli olan şu, karbon malzemeyi doğru seçmek lazım arkadaşlar. Eğer bir levha şeklinde ise 3K dediğimiz yani bir dokuma kumaş şeklinde olması çok önemli. Eğer bir boru kullanıyorsanız kullanacağınız borunun kuvvet yönüne dik unidirectional diye geçiyor bu. Veya solid diye geçiyor. Bu tür karbon boruları
kullanmanız önemli. Veya hem darbe hem de sağlamlık açısından önemliyse hibrit, aramit dediğimiz ve karbon malzemelerin karışımı olan kumaşlar kullanmanız lazım. Daha az kuvvet geliyorsa da bu sefer fiber kumaş, cam elyaf diyoruz biz. Yani cam elyaf kumaş kullanmanız yeterli olur arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Burada önemli de bir uyarı, karbondan tamamen frame yapacak olan veya özellikle sabit kanatlı İHA'da bunu uygulayacak olan arkadaşlarımız varsa burada bir dikkat diye altta bir ikazım var. Kesinlikle alıcı antenlerinizi dışarı çıkarın arkadaşlar. Karbon malzemeler evet çok faydalıdır ama frekans kesici özelliğine de sahiptirler. Bu bizim başımızı ağrıtan bir durumdur. O yüzden eğer ben hiç karbonla uğraşmayayım, alıcım kesilmesin diyorsanız cam elyaf veya aramit tarzı kumaş kullanmanız lazım. Bunu başaramıyorsanız da kesinlikle alıcı uçlarınızı, alıcı antenlerinizin uçlarını gövdenin dışına çıkarmanız lazım. Bu çok çok önemli. Bu gibi durumlarda maalesef İHA'larınız belli bir mesafeden sonra, ki bu 100 metreden itibaren başlayabiliyor, sinyal kesilmesiyle karşılaşırsınız ve İHA'nızı düşürürsünüz. Fiber karbon teknolojisinde kalıplama yöntemiyle yapılan İHA'lar veya modeller var arkadaşlar. Bu kalıplar mutlaka çok iyi parlatılması lazım. Çok iyi cilalanması lazım. Cilaladıktan sonra bunlar fırınlanabiliyor. 60 ile 80 derece arasında. İşçilik açısından son derece gelişmiş bir işçilik lazım. Yani sizlerin ilk başta bunu uygulamasını çok önermiyorum. Basit parçalarınızı yapabilirsiniz ama özellikle kanat ve gövdenizi bu yöntemle biraz zorlanacağınızı düşünüyorum. Ama ileriye dönüp de bu tür kalıpları, bu tür üretim tekniklerini bilmeniz ve görmeniz lazım. İleriki yarışmalarda bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ama ilk başlayan için biraz zor bir tercih arkadaşlar. Evet, diğer yöntemlere bakacak olursa yine burada karbon kalıplardan elde edilmesiyle ilgili bir resimler var. Dikkat edin burada el yatırması yöntemiyle bunlar böyle tek tek dizip yapabiliyor. Bu bir uçağın kuyruk kısmı, dikey kuyruğu. Kullandığı malzeme de yine bir köpük malzeme. Bakın kalıplar iki ayrım ve burada bir çıkmış ürün ve yüzeyleri çok çok parlak olmak zorunda. Bu önemli bir durum. Karbon borularla ve levhalarla üretebilirsiniz arkadaşlar. Karbon borularla dediğim gibi seçerken çok dikkat edeceksiniz. Ağırlıkları çok önemli, çapları çok önemli. Ama siz de isterseniz gerek karbon boru gerekse bazı elemanlar basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bir karbon kumaş almanız lazım. Burada ben size mesela bir karbon levha yapımını anlatayım. Sunumda da yazıyor gördüğünüz gibi. Elde etmeniz gereken iki tane cam, karbon kumaş ve lamine epoksi ve ağırlık bulmanız lazım arkadaşlar. Karbon kumaşı istediğiniz ölçüde yani hangi levha ebatı üretmek istiyorsanız bu ölçüde kesin. Lamine epoksi ile üzerine sürerek karıştırma oranlarına dikkat ederek arkadaşlar bunlar 1'e 3, 1'e 4 olabiliyor. Bu oranlarda üzerlerine sürerek alt ve üste koyduğunuz camların arasını sıkıştırın ama tabii bu camları önce temas edecek yüzeylerini cilalamanız lazım. Yani bir kat cila, 1-2 saat bekleyeceksiniz kuruması, sonra bir kat daha cila. Bu şekilde en az 10 kat atın. Yoksa yüzeye yapışıyor arkadaşlar. Daha sonra da bunların üzerine bir ağırlık koyup bir gün beklettikten sonra elinizde 2-3 milimetrelik bir karbon levha elde edersiniz. Bunun içine 4-5 kat kumaşı üst üste koymanız lazım. 200 gramlık bir kumaş olursa bunu daha çabuk sağlarsınız arkadaşlar. Bunlar da daha sonra işte elinizdeki testerelerle veya sujetle veya CNC routerlarda kesip şu şekildeki boşaltmaları yapabilirsiniz. Bu da tabii kolay bir yöntem değil yeni başlayanlar için. Diğer bir yöntem köpük kullanımı arkadaşlar. Bununla ilgili dediğim gibi diğer sunumlarda hocalarımız daha detaylı anlatıyorlar. Bunların avantajları da var, dezavantajları da var. Farklı yöntemleri var. Tel kesme yöntemi, levha bükerek, yontarak ve CNC tezgahında işleyerek diye. Bakın şurada bir levhanın bükülmüş olarak elde edilmiş bir kanat görüyorsunuz. Ya da CNC'de işlenmiş hali. Tabii bu tek başına yetmiyor. Cam elyafla desteklerseniz çok çok daha sağlam bir yapar dersiniz. Burada yine bir tel kesme makinesi görüyorsunuz arkadaşlar. Kanat kesiliyor özellikle tel kesme makineleriyle. Burada da şekillendirerek yapılan bir yöntem. Bunların detayları diğer sunumlarımızda dediğim gibi daha fazla var arkadaşlar. Bunların avantajları ne? Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Balsa ve karbona göre çok zayıf malzemeler ama darbeleri iyi sönümlerler.
esneme kabiliyetleri vardır. Kolay şekil alırlar. Zımparalamaya iyi gelirler ve ucuzdurlar. Her yerde bulabilirsiniz teknik malzeme satan yerlerde. Dezavantajlarına gelecek olursak, dayanımı balsa ve karbona göre zayıftır. Yapıştırırken yapıştırıcı seçer. Biraz önce bahsetmiştim. Özellikle solvent esaslı yapıştırıcılardan uzak durun demiştim. Tamirin bakımı zordur. Parça kopmalar meydana gelecek, ezilmeler meydana geldiği için kolay kolay yapıştıramazsınız. O bölgeyi tamir etmeniz zor olur. Tek başına rigid bir yapı elde etmek zor olduğunda balsa, çam, karbon, karbon borular, levhalar bunlarla desteklerseniz çok daha güçlü yapılar elde edebilirsiniz. Ve her iş, her ölçüde ve yoğunlukta bulmanız zor. Bunlar genelde yoğunluklarıyla da satılıyor. 30 density, 40 density diye her zaman da aynı yoğunlukta bulamayabiliyorsunuz. 3D printerlarda da gördüğünüz gibi değişik hem döner kanat hem sabit kanat İHA'lar yapılabiliyor arkadaşlar. Bu konuyu detaylı bilgide diğer sunumlarımızda var. Sadece bu yöntemle de İHA'larınızı üretebileceğinizi, İHA bileşenlerinizi komple ya da bir parçasını üretebileceğinizi bilin arkadaşlar. Evet, alüminyum malzemelere gelelim. Arkadaşlar, alüminyum malzemelerde bizim en çok kuvvet ihtiyacımızın olduğu, sağlamlık ihtiyacımızın olduğu yerlerde kullanabiliriz. İşte bunlar iniş takımları olabilir. Hatta çelik telden yapıp alüminyumla destekleyebilirsiniz. Motor bağlantı yerleri, resimde gördüğünüz gibi borulardan bağlantı yerleri sağlamlaştırmış ya da iniş takımları. Hareketli iniş takımları da olabilir bunlar. Hareket parçalarında, kollarında alüminyum malzemeler kullanılıyor arkadaşlar. Burada minimum ölçüde tutmaya bakın alüminyum malzemeleri. Çünkü büyüdükçe hem ağırlaştırır hem de işlemesi, bükmesi sizin için zor olacaktır. Evet, yapısal bileşenler montajı diğer sunum başlığımız. Burada arkadaşlar ilk önce tabii ki pillerden bahsettik burada. Pillerin montajı. Döner kanat İHA'larda bu çok problem olabiliyor. Onun için şurada görmüş olduğunuz çıt çıt bant diyoruz buna. Bunlar velcro kayış diye geçiyor. Bu kayışlarla bunları sıkılaştırıp yerinden oynamayacak bir veya iki tane. Bakın bir sabit kanatın da içine iki tane atılmış ya da daha geniş. Burada da iki tane. Veya 3 tane. Bunlardan hatta kullanabilirsiniz. Bu pilimizin oynamasını engeller arkadaşlar. Havada bir pilin oynaması demek ağırlık merkezinizin ileri veya geri gelmesi demek. O da uçuş dengenizin bozulması demek. O sebepten pil ağırlık merkezini değiştirecek ağırlığa sahip malzeme olduğu için onun kesinlikle ve kesinlikle İHA üzerinde oynamaması lazım. Bunun için arkadaşlar değişik yöntemlerle işte çift taraflı bantlar da olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Elektrik motorunun montajı. Yeni başlayanların en çok zorlandığı konulardan birisi bu arkadaşlar. Motorun montajı. Ben motorumu nasıl monte edebilirim? Sunumun başında size açısal momentten bahsetmiştik arkadaşlar. Eğer motorumuzda belirli açı, belirli değerlerde bir aşağı, sağa, sola bir açı vermezsek sorunlarla karşılaşıyoruz. Ne yapıyor? Uçağımız sola doğru aşırı yatmalar. Özellikle kalkış anında sola doğru yatmalar meydana geliyor. Bu sebepten özellikle sabit kanat İHA'lar için kastettiğim bir durumdur bu arkadaşlar. Yukarıdan uçağımıza baktığımız zaman eğer motorumuz öndeyse arkadaşlar sağa doğru 2 ile 3 derece. Yandan baktığımız zaman da bu motorun gücüne göre de değişebiliyor. Pervane büyüklüğüne değişebiliyor. 1-2 dereceden 4 dereceye kadar bunu arttırabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki resimde bunu gayet güzel anlatıyor. Üstten baktığınız zaman sağ 2,5 derece. Bu dediğim gibi 2 ile 3 arası olabilir. Çok da fazla vermeyin. Bu sefer uçağınız sürekli sağa dönecektir fazla verdiğiniz zaman. Aşağı doğru da arkadaşlar 2 ile 4 derece arası bir açı verebilirsiniz. Eğer motorumuz bekteyse yani arkadan itişli bir motorsa arkadaşlar resimdeki gibi. Bakın dikkat edin ağırlık merkezine ekseni dayamışız. Şöyle aynı eksen hattında tutmuşuz ağırlık merkezini. Ve burada bir ortaya açı çıkmış. Biz bunu ne kadar yüksek taşırsak ister istemez daha fazla açı meydana getirir. Şunu unutmayalım. Arkadaşlar bu yatayda yaptığı açıyı görüyoruz ama diğer eksende de arkadan itekli motorlarda öbür tarafa yani bizim burada sağa verdiğimiz açıyı burada sola doğru vermek de fayda getiriyor. Onu da söyleyeyim. Yani sadece yukarı doğru önünü kaldırmak değil şu an dönüş eksenini yukarı doğru kaldırmak değil. Sola doğru da bir açı vermek burada önemli. Yani şurada yaptığımızın motor öndeyken yaptığımızın tersini yapmak lazım arkadaşlar. Kısacası. Böyle söyleyebilirim. Yine elektrik motorların montajında
genelde özellikle köpük malzeme montajlarında çok sorunlar yaşanıyor. Motor yerinden fırlıyor arkadaşlar. Yani alıyor gidiyor motor kendini. Tabii bu durumda da ister istemez uçağımız ağırlık merkezi problemi yaşadığında kırımlar, düşmeler meydana gelebiliyor. O yüzden özellikle köpük malzemelerde kullanırken motor mount'umuzu yapıştırırken şuna dikkat etmek lazım. Burayı çok kuvvetli tutmak lazım. Bakın burada değişik yöntemler, değişik teknikler var ki bence şurada bile bir zayıflık belirgin, burayı daha da güçlendirebilir. Ama en güzeli şu resimdeki gibi, alttaki resimdeki gibi bakın yanları hep kontra plaklarla kapatmış. Sonrasında bir de buraya cam elyaf çekerseniz epoksiyle burayı çok kuvvetlendirmiş olursunuz. Bu motor o translop kuvvetli arkadaşlar yapıştırıcı yerlerinden ayırabiliyor. Özellikle güçlü motorlarda. Tabii bunlar için balsa veya değişik kompozit malzemelerde durum biraz daha az oluyor. Neden? O yapı daha sağlam olduğu için bakın şu şekilde daha kuvvetli bir yapı elde edebildiğiniz için. Burada da yine açı vermeyi unutmuyoruz arkadaşlar. İniş takımları. Arkadaşlar iniş takımları aslında sorun yaşadığımız parçalardan bir tanesi. Genelde ya inişte kırılır ya kalkışta esterler. Yük taşırken, yükken indiğimiz zaman olumsuz bir şekilde zarar verebiliyor. Sert inişlerde iniş takımımız gövdemizin bağlantı yerlerini patlatabiliyor. O yüzden burada önemli olan doğru malzeme uyumunu yakalamak lazım arkadaşlar. Bu sebepten de alüminyum veya karbon iniş takımları kullanabilirsiniz ama bunların bağlantı yapılacağı yerler, bakın şu resimde de görüyorsunuz, burada da var. Hep destekleniyor arkadaşlar. Tek başlarına bir vidayla buradan köpüğe sıkmamalısınız. Karşı tarafta da bir destek, sıkılırken de bir destek vermeniz lazım. Aynı şekilde dronlarda da mutlaka bağlantı yerlerinin veya bağlantı kollarının, iniş takımı kollarının çok iyi stabil ve esnemesi az olması lazım. Bu kamera taşıyacağı için bu tür sistemler veya yük taşıyacağı için arkadaşlar, yük atış mekanizmasını bacaklar dediğimiz kolların ayrılmasıyla zarar verebiliriz hem kameramıza hem de taşıyacağımız yük mekanizmamıza. Diğer önemli bir konumuz ise arkadaşlar iniş takımının gövde üzerindeki yeri. İniş takımları İHA'larda konvansiyon olarak üçlü yapılıyor arkadaşlar. İkisi birlikte genelde kanat altında ya da gövdeyle açıklı bir şekilde. Diğeri ise gövde arkasında veya gövdenin önünde yani burunda gerçekleşiyor. Bunların yeri yanlış hesaplandığı zaman kalkışta çok hızlı ve aşırı yüksek komut vermek gerekiyor. Ya da kuyruktan tekerle seçimlerde ise motor gücünün artmasıyla öne eğilmeler, pervane sürtünmesi, burunsu devirmeler gerçekleşiyor. Siyah beyaz resimde görüldüğü gibi arkadaşlar. Burundan tekerle seçimde çift tekerin konumu ağırlık merkezinin %5 ile %10 arası geride. Kuyruk tekerli modellerde ise ağırlık merkezinin %8 ile %15 arasında ağırlık merkezinin önünde olmalıdır arkadaşlar. Burada moment etkisini azaltmak ve iniş, kalkış ve inişte uçağımızın stabil bir şekilde havalanmasını, kısa mesafede havalanmasını sağlamak için bunu yapmak zorundayız. Döner kanatlı İHA'larda ise iniş takımlarının yeri ve sağlamlığı yapının, fiber karbon yapının, aynı zamanda taşıdığı elektronik yapının sağlamlığını çok çok etkiliyor. Her iniş ve kalkış aslında bir risktir arkadaşlar. İşte burada ortadaki resimde gördüğünüz gibi iniş sırasında yaşanan bir kaza. Neden? Pilotaj hataları veya yapısal sistem elemanlarının doğru monte edilmemesi, doğru seçilmemesiyle gördüğünüz gibi kırımlar meydana geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Servo ve hareketli parçaların montajı. Arkadaşlar servo motorları hareketini verdikten sonra rudder, elevatör ve eleronlara veya spoiler veya flaplara hareket gücünü doğru miktarda ve doğru şekilde iletmek zorunda. Bunları ileten parçalarımız yekeler, hornlar, bushrod tellerimiz, klevesler ve menteşeler. Yeke dediğimiz şu plastik görmüş olduğunuz hareketli parçalara vida ile monte edilen bu ahşap da olabilir, karbon da olabilir, plastik de olabilir arkadaşlar parçalar. Horn dediğimiz ise servoların üzerinde hareket eden bunlar T şeklinde, L şeklinde veya yuvarlak da olabilir. Değişik şekillerdeki servo motorunun miline vidalanan plastik parçalardır. Pushrod'lar ise değişik ölçüler, değişik uzunluklarda çelik tel veya karbon telden uçları vidalı da olabilir veya Z büküm de olabilir arkadaşlar. Tellerden yani bunlar aslında rod arkadaşlar. Yani uzak mesafede hareket ileten kollar. Klaves dediğimiz ise bu pushrod'ların ucuna vidayla veya değişik şekilde
tutturulan plastikten olabilir, karbondan olabilir veya metalden olabilir. Servonun horn kısmına geçen, deliklerine oturan bağlantısı da vardır bunun, şurada görüldüğü gibi. Hareketi ilk alıp ileten parçalar. Menteşelerimiz ise herkesin bildiği gibi hareketin yataklanmasına yardımcı olan sistemler. Bunlar plastik veya kağıttan da olabiliyor. Röntgen kağıdından yapabilirsiniz. Bunlar çok iyi menteşelerdir. Biz çok çok kullanıyoruz bunları. Değişik ölçülerde, değişik şekillerde, çubuk şeklinde olanları da var arkadaşlar. Bunlar piyasada bulunmakta. Tabii çok ağır, çok büyük menteşeler kullanmayın. Çok zayıf menteşeler de kullanmayın. Çünkü burada hareket sürekli olacağı için arkadaşlar, ağır büyük menteşeler konstrüksiyonunuzda büyük yarıklar, büyük yerler, oyuklar açmak zorundasınız bunları yerine takmak için. Küçük menteşelerde ise hareketi sürekli yapılacağı için sağlamlık ve rigidlik orada önemli. Size güven vermesi lazım o menteşenin bulunduğu yerin. Bunu birden fazla kullanmaya dikkat edin. Önerim şudur arkadaşlar. Hangi yüzey hareket ediyorsa etsin en az 3 tane menteşe kullanmanız. 3'ün üstü olabilir ama 3'ün altına menteşe sayısına inmeyin arkadaşlar. Evet, bu da bağlantı şekilleri ve konumlarıyla alakalı bazı bilgilerimiz var. Pushrod tellerimizin arkadaşlar uç kısmını gördüğünüz gibi Z büküm dediğimiz, kastımız budur. Bu şu resimde gördüğünüz gibi telin herhangi bir vida bağlantısı kullanmadan, şurada gördüğünüz gibi değişik şekilde bağlantılar da var. Vidayla, rotlar kullanılarak, plastik parçalar kullanılarak ya da değişik tip vida bağlantı sistemleri kullanarak bunlar böyle monte edilir ama en basiti, en kolayı Z büküm arkadaşlar. Tabii bunlar dediğim gibi klevenslerle de monte edebiliyorsunuz. Diğer resme geldiğimiz zaman arkadaşlar bizim kullanmış olacağımız yekelerimiz, bakın tam dönme momentimizin gerçekleşeceği dönme ekseninin üzerinde olmak zorunda delikler. Yani ben kanatçığımı sağa ya da sola hareket ettireceğimi düşünerekten arkadaşlar dönme eksenim neresiyse hem buraya bir boşluk bırakmam lazım çünkü bu aşağı doğru hareket ettiği zaman bu boşluk kadar hareket edecek. Hem de dönme ekseninin üzerinde olmak zorunda arkadaşlar. Şu resimde gördüğünüz gibi. Şu resimde de bu bir rudder resmi, üstten görünüşü kuyruğun. Bakın iki taraflı boşluk verilmiş arkadaşlar. Bu aynı şekilde eleron ve elevatörlere verebileceğimiz yöntem olabilir. Sol alt köşedeki resimde çok doğru bir montajı görmektesiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi servomuz güzel yataklanmış. Pushrod kollarımız, yekelerimiz doğru bir şekilde takılmış. Ve sağlı sollu boşluğumuz rudder'a da verilmiş arkadaşlar. Evet, bir de servo ile bu pushrod kollarımızın bağlantılarımızın, yekelerin bağlantılarının hatalı olduğu durumlar oluyor arkadaşlar. Çok sık yapılan hatalardandır bunlar. Önce hatalısını bahsedeyim. Arkadaşlar, resimde gördüğünüz gibi servomuz nötr pozisyondayken kulakçığımızı yani yekemizi dönme momentinden eğer uzağa doğru hareket ettirirseniz, uzağa doğru yapıştırırsanız, kaydırırsanız ya yukarı çekildiği zaman ya da aşağı indiği zaman bu eleron da olabilir, elevatör de olabilir, rudder da olabilir. Eşit dönüşler sağlayamazsınız. Bu aşağı indiği zaman daha az hareket verir, yukarı çekildiği zaman daha fazla hareket verir. O zaman örnek bir elevatör servomuzun bağlı olduğunu düşünelim. İniş verdiğimiz zaman çok çabuk hareket eder, yükseliş verdiği zaman çok az hareket vermiş olur. Bu da istenilen bir durum değildir. Veya bağlantıyı arkadaşlar resimdeki gibi yaptığımı düşünelim. Yani servo kolumuz nötr pozisyona değil, ölü noktaya, son ölü noktadan birine. Bu tarafta olabilir, bu tarafta olur. Alıp monte ettiğim zaman bu ne olacak? Tek taraflı hareket eder arkadaşlar. Bu tarafa doğru hareket etmeye çalıştığı zaman zorlanacağı için servomuz çok fazla hareket vermeyecektir. İleri doğru verdiğimiz zaman da yani bu yöne doğru verdiğimiz zaman aşırı bir hareket verecektir. Bu da sonuçta doğru bir bağlantı değil arkadaşlar. Doğrusu nedir? Doğrusu servo nötr pozisyondayken kullanmış olduğum yekenin dönme momenti eksenine tam paralel olarak aynı eksen kolu üzerinde bulunmasını sağlamak ve hareketin iki tarafa da eşit olduğunu görmektir arkadaşlar. Ortadaki resimde gördüğünüz gibi pushrod telimiz Z bükümle servo koluna bağlanmış ve gördüğünüz bu pushrod kolumuz klevens ve yekelerle çok güzel bir şekilde vidayla mont edilmiş. Bir kapakla da boşluklara alınmış, kapatılmış. Bu son derece güzel ve nizami bir
bağlantı şeklidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Genelde yeni başlayan takımlar bunların bağlantısında çok hatalar yapıyorlar. En büyük hata da arkadaşlar sol altta gördüğünüz şekilde Gekem'in servomun dönme momenti ekseninden geride olması arkadaşlar. Genelde takımlar bu hatayı çok yapıyorlar. Evet, önemli konularımızdan bir diğeri de ağırlık merkezi arkadaşlar. Ağırlık merkezi test uçuşundan önce mutlaka ve mutlaka gerçekleştirilmesi lazım. Çünkü yaptığınız bütün hava araçları deneysel hava aracı arkadaşlar. Tecrübesi kanıtlanmamış, daha önce uçmamış, ilk defa sizin yapıp uçurduğunuz hava araçlarıdır. O yüzden bunların hem kendinize hem başkasına zarar vermemesi açısından mutlaka ve mutlaka ağırlık merkezlerinin kontrol edilip uçuş öncesi bunların yapılması lazım arkadaşlar. Uçaklarda ağırlık merkezinin yeri genelde resimde gördüğünüz gibi hücum kenarından arkadaşlar %25 ile %35 arası sabit kanatlı zagi tarzı, yani uçan kanatlarda bu biraz daha geri dolabiliyor. Bahsettiğim konvansiyonel İHA'larda arkadaşlar şu resimde gördüğünüz gibi %25 ile %35 arası. Bu kanat profili ve tasarıma göre değişiyor. Arada gördüğünüz gibi %10'luk bir fark var. Bu onu değiştiriyor. Dronlarda ise motor eksenlerinin çapraz kesişen çizgisi, yani orta noktası resimde gördüğünüz gibi hayali bir eksendir bu. Burası şu resimde görmüş olduğunuz mouse tuttuğum yer arkadaşlar İHA'ların ağırlık merkezidir. Bunu da yine böyle resimdeki gibi bir iple şöyle gördüğünüz gibi havaya kaldırarak sağa ya da sola, öne ya da arkaya yatmamasını sağlamamız lazım. Eğer ola ki böyle yatmalar, kontrolsüz bir şekilde hareketler meydana geliyorsa, mesela resimdeki gibi burada uçağın önü ağır gelmiş, o zaman arka tarafa doğru ağırlık kaydırması yapmamız lazım. Ya da ağırlık eklemesi yapmamız lazım arkadaşlar. Tam tersi ki genelde karşılaşılan sorunlar alttaki resim oluyor. Kuyruk ağır gelmesi. Arkadaşlar sunumun başlarında radar ve elevatörün hafif yapılmasının, gövde boyunun optimum tutulmasının sebeplerini ve avantajını anlatmıştım. Bakın bu resimde kuyruğumuz ağır. Kuyruk ağır olması kuyruğun öne ağır olmasından daha tehlikeli bir durum doğurur. O yüzden kuyruk ağır geldiği zaman ilave uçağın ön kısmına ilave ağırlık eklememiz lazım. En ideali bakın tam yere paralel olmasıdır. Ama size tavsiyem 2-3 derece daha bunun öne doğru ağır olmasını sağlamak çok çok fayda sağlıyor arkadaşlar. Çünkü motorumuz sürekli burnu yukarı kaldırmaya çalıştığından yere paralel olan ağırlık merkezinde, yani tam yerinde olan ağırlık merkezinde uçak her zaman yukarı yükselme meyili gösteriyor. Bu sebepten İHA'mızın 2-3 derece civarı öne doğru eğik olması, tabii ki bu kadar değil, bizim için bir avantajdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ağırlık merkezi ayarlarında bazı testler de yapılıyor arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğimiz iple askıya almak gibi ya da parmağımızla İHA'mızı ağırlık merkezi yerini kontrol etmek gibi bir de dive test dediğimiz, yani dalış testi dediğimiz bir testimiz var. Yalnız bu testi yaparken arkadaşlar mutlaka ve mutlaka tecrübeli arkadaşların, daha önce model uçurmayı bilen pilot arkadaşların bu testi yapmasını öneririm. Yani uçağınız ilk defa uçuruyorsanız, pilotajınıza güvenmiyorsunuz, bu testi yapmayın. Evet, tecrübeli arkadaşlar bu testi nasıl yapabilirler? Uçağımızı yarım kazla uçurup hatta biraz daha azaltıp %30'larda, %40'larda daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. İrtifa 60 ile 100 derece arası, yani biraz yükselmemiz lazım. Yükseldikten sonra uçağımızı uygun irtifada 30 derecelik bir açıyla dalış veriyoruz arkadaşlar. Bu dalışla birlikte uçağımızın, İHA'mızın durumunu gözetliyoruz. Yani bu gözetleme ile bazı sonuçlara varmamız lazım. Arkadaşlar İHA'mıza dive testi yapıldığı zaman aşağıdaki resimdeki pozisyonları alıyor. Yani sağdaki resme bakacak olursak uçağımız ya daha fazla alçalmaya ya dümdüz pozisyonunu verdiğiniz inişle birlikte dümdüz devam etmeye, yeşil hattı düşünün, ya da burnunu belli bir süre sonra yukarı kaldırmaya yaklaşacaktır. İşte bu durum bize bazı sonuçları veriyor. Nedir bunlar arkadaşlar? Eğer arkadaşlar İHA'mız devam ediyorsa öne doğru eğilmeye, yani çökmeye, o zaman uçağımızın arka tarafı ağır demektir arkadaşlar. Eğer uçağımız şuradaki hareketi, yani uçtuktan sonra bir süre sonra yükseliyorsa uçağımızın önü ağır demektir arkadaşlar.
Eğer uçağımız vermiş olduğumuz hareketi istikrarlı bir şekilde bir çizgi boyunca devam ettiriyorsa, buradaki pozisyonumuz ya da yeşil şuradaki resimdeki gibi yolumuzu takip ediyorsa, o zaman ağırlık merkezi tam yerinde, stabil demektir arkadaşlar. Yalnız bir önceki sunumda da bahsettiğim gibi uçağımızın ön kısmının çok az 1-2 derece arası ününün ağır gelmesini sağlamak bizim için büyük bir avantaj demiştim. Burada da öngörülen ve istenen yer şurası arkadaşlar. Yani 1-2 derecelik açıyla, yani uçağın önünün çok az ağır olması bizim için şu beklenen ve istenen bölgeyi sağlayacak arkadaşlar. O yüzden eğer uçağımız doğru bir natural ağırlık merkezini yakaladıysa bu güzel bir şeydir. Ama size önerim, uçağın önüne çok az daha ağırlık ekleyerek resimde görüldüğü gibi öngörülen ve beklenen bölgede ağırlığın olmasını sağlayalım arkadaşlar. Bunlar her zaman bizim için uçuşta karşılaşacağımız sorunları engellemek için rüzgarlı havalarda veya rüzgarın az olduğu durumlarda uçuşlarda bize fayda sağlayacak arkadaşlar. Ve daha az uçağımız komutla pilot arkadaşımız uçağımızı uçurmuş olacak. Evet, İHA'ların taşınması. Arkadaşlar, yaptığımız İHA'lar eğer biz tek parça, monoblok, hiç sökülmeyen, monte demonte olmayan bir biçimde yaparsak bunu taşıtlarda taşımamız çok zor. Yani bir arabada 2 metrelik bir İHA'yı taşımak çok zor. O yüzden kanatlarını, mümkünse elevatörünü, mümkünse radarını sökülür takılır yapmak lazım. Keza aynı şekilde dronlarda da. Bakın resimde katlanır altı kolu bir drone'u katlanır bir şekilde bir kutuya koymuş. Dronlarda ise mutlaka pervanelerini, bu sabit kanatlarda da geçerli olan bir durum, mutlaka taşınırken pervanelerini sökün arkadaşlar. Bu uçuş emniyeti açısından da çok önemli. Aynı zamanda taşınırken de rahat edersiniz. Pervaneleriniz plastik ya da ahşap olabilir, hiç önemli değil ama kırılma, çarpmalar mutlaka meydana geliyor. Bizler uçuşa giderken uçaklarımıza zarar vermeden taşıyabileceğimiz en iyi yöntem onlar için tasarlanmış kontraplaktan, kalın köpükten, oluklu polikarbonat, levha ve benzeri malzemelerden elde edeceğimiz kutular. Eğer bir de bunların içerisine biz süngerden böyle bir yataklı bir şekilde yaparsak, gönül rahatlığıyla İHA'mızı istediğimiz yerden belli bir yere kadar rahatlıkla taşıyabiliriz ve kırılmadan, çarpmadan, bir parça kopmadan gönül rahatlığıyla bunun ulaştığına emin oluruz arkadaşlar. O yüzden yarışma alanına da gelirken, uçuş alanına da giderken, test uçuşu yaparken de mutlaka İHA'larımıza bir taşıma sandığı, taşıma kutusu yapalım. Bu İHA'larınızın ömrünü uzatan en büyük etkendir arkadaşlar. Evet, son konuma geldim. Arkadaşlar, yarışma için gerekli yer ve ekipmanları. Bunlar daha önceki yarışmalarda edindiğimiz tecrübeler ve bu yarışmalar boyunca ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri içeriyor. Sizler buraya ilave parçalar ekleyebilirsiniz, ilaveler yapabilirsiniz. Ama unutmayın, yarışma alanında eyvah ben bunu unuttum, atölyemde kaldı, keşke getirseydim, inanın bunları çok duyuyoruz. O yüzden bunları duymamak adına ve diğer takımlardan minimum malzeme alışverişini sağlamak için buradaki listeyi tedarik ettiğiniz zaman çoğu şeye ihtiyacınız olmayacaktır yarışmada. Dediğim gibi benim aklımdan gelenler bunlar, unutmuş olabilirim, malzemeler olabilir. Bunları sizler ilave edebilirsiniz. Nedir bu malzemeler? Yapıştırıcılar arkadaşlar. Epoksi ve hızlı yapıştırıcılar dedim. El aletlerimiz listesini görüyorsunuz. Pense, karga burun, yan keski gibi. Değişik boyda cıvata ve somunlar. Kontraplak malzemeler. Balsa malzemeler. Köpük levhalar. Cam elyaf ve karbon kumaşlar. Lifli bant ve koli bantları. Şarj aleti ve soketleri. Ki bu soketleri kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yedek biller. Lipo taşıma çantası, bu da güvenlik açısından çok çok önemli. Yarışma alanında sizlerden bunu getirmenizi rica edeceğiz. Pilleri de bu şekilde taşımanızı isteyeceğiz. Çünkü lipo piller ısıya maruz kaldıkları zaman maalesef şişmeler yer yerde güç altında akım çekilirken patlamalar meydana geliyor. Yedek servolar, sigortalar, yedek alıcınız, mutlaka yedek alıcı getirin. Çünkü alıcılar ters bağlantılar, ters takım ekipmanların bağlanmasında, güç verilmesinde yanabiliyor arkadaşlar. O zaman da maalesef İHA'nızı uçuracak ikinci bir alıcınız olmazsa çok zorlanacaksınız. Başka takımlardan da bulamayabilirsiniz bunu. Uzatma kabloları, bu Y kablosu olabilir, servo uzatma kablosu olabilir. Karbon borular, eğer ekipmanınızda bir karbon boru ihtiyacı hissediyorsanız
kırım yaşanacağı veya hasar göreceğini düşündüğünüz zaman bunları getirebilirsiniz. Uçağınızı film kaplamayla yaptıysanız mutlaka yedek kaplama ve ütü getirin. Küçük ve büyük boy ambalaj lastikleri, ameliyat eldiveni, avometre, çelik tel, yedek fön, pushrod ve ekeler ve ufak da olsa bir ilk yardım malzeme seti bulundurabilirsiniz. Bunları neden söylüyorum arkadaşlar? Yarışma alanları ve uçuş alanları biliyorsunuz şehirlerden uzak yerlerde oluyor. İster istemez size en yakın bir teknik malzeme satan hırdavat ya da alışveriş merkezi kilometrelerce uzakta olacağı için gidip almanız, gelmeniz, bulmanız veya her aradığınız malzemeyi veya bir model uçak mağazası her an yanı başınızda olmayacağı için bunları daha öncesinde tedarik etmenizi öneririm arkadaşlar. Sunumum sona ermiştir. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.